akademisyen kimliği onun örgüt mahrem imanlarını perdelemek için kullandığı bir maske aslında. Örgüt içerisindeki taht oyunlarına bir anlamda destek verdi. Hem de objektif bir gazeteci gibi kendini pazarlamaya çalıştı. FETÖ'nün bürokrasi imamlarından bir kişi. Biz onu Medya Etik Konseyi Başkanı olarak tanıdık. Örgütün çok kritik noktalarında üst düzey görevler üstlenmiş bir isim. Ben bu yapıyı iki deli bir veliyle kurdum diyor. Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünün karanlık yüzünü anlattığımız videolara devam ediyoruz. Bu hafta 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün de yaklaşma sebebiyle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan firari FETÖ'cülerin yaptığı itirafları anlatacağım. Videomuza başlamadan önce 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anarken gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Onların bu fedakarlığı sayesinde Fethullahçı terör örgütü belasını ülkemizden def ettiğimiz için onlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ elebaşı Amerika'da uluslararası medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada darbe girişimiyle bir alakası olmadığını iddia etmişti. Daha sonra itirafçılık videosunda da anlattığımız gibi baylon ve 1 doların suç kabul edilmeyeceğine dair açıklamalar yaparak Türkiye'deki FETÖ'cülerin itirafçı olmasının önüne geçildi. Fakat özellikle son 1 yılda yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin yapmış olduğu bazı açıklamalar darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştiğini bir kez daha ispatladı. Üstelik bu isimler öyle sıradan sosyal medya kullanıcısı olan FETÖ'cüler değil, terör örgütü içerisinde üst düzey görevler üstlenen ya da örgütün tetikçiliği görevini üstlenen kişiler. Hazırsanız videomuza başlayalım. İstimizin birinci sırasında Fethullahçı terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden bir isim yer alıyor. Bu kişi Halit Esen'dir. Halit Esen'dir FETÖ'nün Pakistan ve Afganistan imamlığını yapmış. Örgütün 12 Eylül öncesinde İzmir'de kurduğu dershanelerin ilk yöneticiliğini üstlenmiş. 12 Eylül'den sonra kurulan Yamanlar Koleji'nin yöneticiliğini üstlenmiş bir adam. Biz onu Medya Etik Konseyi Başkanı olarak tanıdık. Ama kendisinin aslında gazetecilikte pek bir işi yok. Örgütün çok kritik noktalarında üst düzey görevler üstlenmiş bir isim. Ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari durumda kendisi Almanya'da şu anda. Almanya tarafından korunduğunu gururla açıklayan bir adam. Bulunduğumuz ülkelerde Türkiye'deki problemimizin büyüklüğüne göre daha yakın davranıyorlar. Ne kadar çok vukuatınız ve probleminiz varsa o kadar kolay işlemleriniz hızlı yürüyor. Halit Esen'dir sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir açıklamada 15 Temmuz'da Akıncı üstüne giden sivil imamların yani Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in FETÖ üyesi olduğunu, kendi yapılarına mensup olduğunu, ancak örgüt elebaşının kandırıldığını ve örgüt elebaşının iyi niyetinin suistimal edildiğini iddia etti. Halit Esendir'in bu paylaşımı üzerine biz FETÖ gerçeklerinde Halit Esendir'den 15 Temmuz itirafı başlıklı bir özel haber yayınladık. Çünkü kendisi sıradan bir örgüt mensubu değil. FETÖ elebaşının ifadesiyle ben bu yapıyı iki deli bir veliyle kurdum diyor. Bu delillerden bir tanesi Halit Esen'dir. Yani örgütün kurucu kadroları içerisinde yer alan bir adam. Halit Esen'dir 15 Temmuz darbe girişimini yöneten sivil imamların örgüt mensubu olduğunu kabul etti. Ancak FETÖ elebaşının da mağdur edildiğini, kandırıldığını söyleyerek bir şekilde örgüt elebaşını koruyarak örgüt yöneticilerinin bu suçun içinde olduğunu itiraf etti. Biz Halit Esendir'in bu itirafını FETÖ gerçeklerinde paylaştıktan sonra kendisi panik içerisinde tam öyle demek istemediğini söylese de attığı tweet ortada. Listemizin ikinci sırasında FETÖ'nün bürokrasi imamlarından bir kişi var. Mahmut Akpınar. Mahmut Akpınar'ın kendine ait bir YouTube kanalı var. Ve bu YouTube kanalında çekmiş olduğu bir videoda şu ifadeleri kullandı. 15 Temmuz darbe girişiminde bizi olayın içerisinde gösteren bazı isimler halen Pensilvanya'da görevli. Sivil imamları Akıncı üstüne gönderdiler. Bunlar stratejik akıldan yoksun kişiler.
ve bizim 15 Temmuz'un sorumlusu olmamızı sağladılar. Ancak Mahmut Akpınar da FETÖ elebaşının olayda bir sorumluluğu olmadığını iddia ediyor. Hemen ardından da 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ekibin Pensilvanya'da örgüt elebaşıyla halen rahat görüşebildiğini açıklayarak aslında kendi kendini tekzip ediyor. Mahmut Akpınar'ın bu itirafını da FETÖ gerçeklerinden yayınlamıştık ve Mahmut Akpınar kendisini bir akademisyen olarak tanımlasa da akademisyen kimliği onun örgüt mahrem imamlarını perdelemek için kullandığı bir maske aslında. Mahmut Akpınar üst düzey bir örgüt yöneticisi, terörden arananlar listesinde yer alıyor ve kendi YouTube kanalından 15 Temmuz darbe girişimini planlayan ekibin halen Pensilvanya'da örgüt elebaşıyla görüştüğünü itiraf etti. 15 Temmuz darbe girişimini Fethullahçı terör örgütünün işlediğini itiraf eden 3. isim Tuncay Öpçin. Tuncay Öpçin kamuoyunda yakından tanınan bir kişi. Kendisi 17 Aralık yargı kumpası gerçekleştiği sırada bu işlerde kimse mahkeme kararına bakmaz, mühim olan algıdır diyerek örgütün amacını ifşa etmiş bir kişiydi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce de Twitter hesabında "yatakta basıp şafakta asacaklar" şeklinde bir tweet atmıştı. Kendisi bunun 15 Temmuz'la bir alakası olmadığını iddia etse de darbeden bir gün önce bu tweetin atılmış olması ve Tuncay Öpçin'in Fethullahçı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında üst düzey bir isim olarak bilinmesi Tuncay Öpçin'in darbeden haberdar olduğunu gösteriyordu. Fakat Tuncay Öpçin'in 15 Temmuz itirafı bu tweet değil. Tuncay Öpçin 15 Temmuz darbe girişiminden 5 yıl sonra örgütü darbe yaptığı için eleştiren örgüt mensuplarını susturmak için bu itirafı yaptı. Yaptığı itirafta şunu dedi: "Darbe başarılı olsaydı örgütü eleştirmeye devam edecek miydiniz?" diye sorarak aslında 15 Temmuz darbe girişimini kendilerinin gerçekleştirdiğini ve başarılı olamadıkları için örgüt içerisindeki muhalif seslerin yükselmeye başladığını itiraf etmiş oldu. Tuncay Öpçin örgüte şeksiz şüphesiz biat eden bir kesimi temsil ediyor. Örgütün kopya nedeniyle eleştirilmesine karşı çıkıyor. Örgüt içerisindeki muhalifleri sürekli eleştirerek susturmaya çalışan bir kişi ve aynen şu ifadeyi kullandı. Tekrar edelim. "Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bu eleştirilerinize devam edecek miydiniz?" Yani bizi eleştiriyorsunuz ama ey örgüt içi muhalifler, biz darbeyi başaramadığımız için bizi eleştiriyorsunuz. Eğer biz bu darbeyi başarsaydık siz de bundan nemalanacaktınız, eleştirmeyecektiniz manasına gelen bir tweet attı. Tuncay Öpçin'in bu itirafı 15 Temmuz darbe girişimini Fethullahçı terör örgütünün işlediğini ispatlayan itiraflardan biri olarak kayda geçti. 15 Temmuz'a dair itirafta bulunan bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu oldu. Emre Uslu malum darbeden önce "ne zaman Türkiye'ye geleceksiniz" şeklindeki bir soruya "Temmuz ayında" diyerek darbenin tarihini işaret etmiş bir isim. Emre Uslu sosyal medya hesapları aracılığıyla Fethullahçı terör örgütünün propagandasını yapan, onun adına siyasete ayar vermeye çalışan ve örgüt içerisinden kendisine yönelik en ufak bir eleştiri geldiğinde "ben zaten bir akademisyen kimliğimle, bir gazeteci kimliğimle bunları söylüyorum. Ben sizin yapıya dahil değilim" diyerek kendini aklamaya çalışan bir isim. Emre Uslu 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün işlediğini itiraf ettiği tweetini şu nedenle attı: "Ben 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de dedim, bu işler öyle darbeyle birdenbire çözülmez. İşte daha büyük mücadeleler gerekir. Ama beni dinlemediler ve tırnak içinde onun ifadesiyle cemaat adım adım darbe sürecine sürüklendi. Şimdi de aynı şeyi diyorum. Bu işler topyekun bir mücadeleyle olur." Emre Uslu'nun bu itirafı da Tuncay Öpçin'in örgüt içerisindeki muhaliflere seslendiği tweetiyle benzer zamanlarda gerçekleşti. Ve Emre Uslu 15 Temmuz darbe girişimini Fethullahçı terör örgütü mensuplarının işlediğini itiraf eden başka bir örgüt yöneticisi olarak kayda geçti. Listemizin 5. sırasında daha önce videolarımızda bahsettiğimiz bir FETÖ'cü var: Ahmet Dönmez. Ahmet Dönmez yazdığı uzun seriyle önce cemaat adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi, sonra Mustafa Özcan'ın Karanlık Adamları serileriyle 15 Temmuz darbe girişimi içerisinde Fethullahçı terör örgütü mensuplarının da olduğunu, ancak FETÖ elebaşının bu olayda pek bir dahli olmadığını, örgüt içerisinde başka bir örgüt kuran Mustafa Özcan'ın bu işin birinci sorumlusu olduğunu iddia eden
çok sayıda yazı kaleme aldı ve video çekti. Ahmet Dönmez'in geleneksel tavrı daha önce kopya skandalında, Sezai olayında, cezaevindeki isyan meselesinde hep aynı şeyi yapmıştı. FETÖ elebaşını ayırarak örgüt içerisindeki bazı üst düzey yöneticilerin suça bulaştığını iddia edip hem örgüt içerisindeki taht oyunlarına bir anlamda destek verdi hem de objektif bir gazeteci gibi kendini pazarlamaya çalıştı. Ahmet Dönmez'in de bildiği bir gerçek var ki Fethullahçı terör örgütü içerisinde FETÖ elebaşının bilgisi ve onayı olmadan kimse hiçbir şey yapamaz. Bu gerçeği FETÖ elebaşının özel yetiştirdiği isimlerden biri olan Gültekin Biber de açıklamıştı zaten. 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün işlediğine dair firari FETÖ'cülerin yapmış olduğu itirafları anlattık. Fethullahçı terör örgütünün işlemiş olduğu suçları anlattığımız videolara devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimini açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.